Buyurun siz de binin. Merhabalar efendim. Siz de geçin. Buyurun hoş geldiniz. Sanım efendilere yardımcı olur musunuz? Koyduk mu hepsini? Ne olur dikkatli koyalım. Tabii. Onu dik koyalım. Tabii. Şunu da. Teyzeciğim sen niye kaldın ya? Seni yalnız bırakmak istemedim. Hadi sen de git Allah aşkına. Ben ne yapayım tek kişiyi? Ağzına sıçayım seni. Gel Nevver teyzeciğim gel. Hadi sen de bin. Anneciğim sen de bin. Geç. Platin var evladım bacağımda. Anlıyorum, hoş gelmişsin. Platin. Hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Gazoz mu evladım? Yok, limonata. Sağ olun. Ay, benimki de platin. Ayşe, bunların hepsini sen üstlendin. Tek başına olmaz öyle şey kızım. Anneciğim. Ya ben böyle mutluyum. Olmaz. Al sen şunu. Benim de bir katkım olsun. Tabii. Hadi hadi. Ay. Pırlanta benim gelinim. Pırlanta. Pırlanta. Allah gönlüne göre verdi. Annem kendine bir kız çocuğu bulmuştu. Ayşıl ise kendine hiç görmediği annesi. Ayşıl yeni aşkını bulmuştu, annem. Annem ise bu durumdan pek memnundu. Beraber alışveriş yapıyorlar, beraber geziyorlar. Vakitlerinin neredeyse tamamını birlikte geçiriyorlardı. Anne nasıl? Buna itirazım olamazdı. Tabii ki birlikte vakit geçirsinler ama ben ne olacağım? Kimse benimle ilgilenmiyordu. Sanki evdeki tek gereksiz şey bendim. Annem Ayşıl'ı gün geçtikçe kendine çekiyordu. Çok saçma ama Ayşıl'ı annemden kıskanmaya başlamıştım. Ay çok güzel alışveriş yaptık. Hay Allah. Sen de biraz gez dolaş. Bütün gün evde oturuyorsun. İşte korktuğum şey başıma gelmişti. Ayşıl aynı annem gibi konuşuyordu. Bu da babası gibi. Bütün gün evde oturur. Bir gezeyim tozayım demez. Ay çok sıcak. Şimdi size soruyorum. Sevgiliniz anneniz gibi konuşursa, anneniz gibi davranırsa ne yaparsınız? Her şey aklıma gelirdi ama Ayşıl'ın anneme benzeyeceği hiç aklıma gelmezdi. Ha, akşam ezanı okundu bu arada. Akşam ezanı mı? Ha, gece ezanı mıydı? Hayır. Neydi? Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Sen hiç annene benzeyen birisiyle sevgili olmak ister misin? Allah aşkına söyle ya. Kesinlikle istemem. Yani? Peki sen o kızla yattın mı? Abicim sen de hep aynı soruları soruyorsun bana ya. Ne yapayım oğlum merak ediyorum. Sanki benim dışımda herkes sevişiyor. Ya da bana öyle geliyor. Abi Hamdi'yi bulduk. Bardağa taşıran son damla.
farklı şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. Ben seni beni sevebilme İlk ihtimalini... İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'ya karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı. Ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en ihtiyar, ömrümün en çocuk yolunu koşuyordum. Çünkü annem oluyordu, babam kokuyordu sonunda. Ben seni beni sevebilme ihtimalini sevdim. Şiir böyle okunur Hamdi Efendi. Seni gibi böyle taklit ederek değil. Kaça aldın sen şu ödülü? Para vermedin şirketten. Bak Yılmaz'cığım çok ileri gidiyorsun. Kız arkadaşım yanımda ağzımı bozdurtma beni. Aşkım aşkım lütfen insan. Aşkım mı? Hadi buyur. Bir Ahmet kayıntu daha. Ne kadar oldu abi? Bir ay falan oldu işte. O zaman karaciğer genç kız. Valla söyleme sayıp biraz öyle. Madem karaciğeri temizledin, 18 yıllık malt. Şunun bir tadına bak. Yok ben içmeyeyim. Havada erken, sonra devam geliyor bende. Al ya bir yudum, ne olacak? İçeyim. Acıymış. Bunu nasıl içiyorsunuz ya? Flash.